Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Uyuzotu ya da Latince dile Scabiosa, büyük bir bitki ailesi olan Taracotubiller, yani Dipsacaceae familyasının kapsadığı 8 alt aileden biri olan çok ve tek yıllık bitkilerden oluşan bir ailedir. Yabancılar uyuzotuna Pincushion Flower, yani iğneden çiçeği derler. Çünkü çiçekleri kuruyup taç yapraklarını döktüğünde terzilerin dikiş iğnelerini üzerine taktıkları iğnedanlara benzerler. Uyuzotu Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında yetişir. Türkiye doğasında özellikle Doğu Karadeniz'de bolca olmak üzere 80 farklı tür yetişen uyuzotunun genellikle açık eflatun renkli çiçeklerini yazın ilk günlerinden itibaren güz başına kadar kırlarda görebilirsiniz. 1782'de bilim insanları, botanik ve dağcılık konusunda uzman, Fransız kökenli bir doktor olan Belsazar Hackett'in İtalya'nın kuzeydoğusundan Slovenya'ya uzanan sıra dağlarda uyuzotunun açık sarı renkli olanlarını bulduğunu iddia etmesiyle bu gizemli çiçeği aramaya koyulmuştur. Fakat yaklaşık bir yüzyıl kadar sonra Avusturyalı bir botanik uzmanı olan Anton Kerner von Marillon, bu bir türlü bulunamayan çiçeğin aslında çoktan tanımlanmış olan Cephalaria locanta, yani pelemir adı verilen bitki olduğunu tespit etmiştir. Cephalaria locanta uyuzotu ile aynı üst aileden gelir ve ona benzer. Fakat hem boyu daha uzundur hem de neredeyse kış başlangıcına kadar çiçekli kalabilir. Uyuzotları uzun süre çiçekli kalabildikleri için bahçecilikte de tercih edilen farklı renklerde kültüre alınmış göz alıcı güzellikte türleri bulunuyor. Bu güzel türler küçük uyuzotu olarak bilinen Scabiosa columbaria ve Akdeniz tatlı uyuzotu olarak bilinen Scabiosa atropurpurea kültüre alınarak elde edilmişlerdir. Uyuzotu arıların ve kelebeklerin çok sevdiği nektar üreten çiçeklerden biridir. Hatta bir dönüm uyuzotundan 20 ile 50 kilo arasında bal elde etmenin mümkün olduğu söylenir. Uyuzotundan yapılan bal açık sarı renkli ve çabuk kristalize olan bir çiçek balıdır. Bu güzel çiçeğe uyuzotu denmesinin nedeni, bitkinin eskiden bulaşıcı bir deri hastalığı olan uyuz hastalığına karşı doğal bir ilaç olarak kullanılmasından kaynaklanmıştır. Bu konu beni yıllar önce halamla birlikte uyuz hastalığı nedeniyle tüylerinin neredeyse tamamını kaybetmiş bir yavru köpeği sahiplendiğimiz o eski günlere döndürdü. Bu yavru köpeğin tüylerinin ne renk olduğunu bile bilmiyorduk o zamanlar çünkü sadece patilerinde kirden renk değiştirmiş birkaç kıldan başka hiç tüyü yoktu. Zavallı köpeğin vücudu kaşınmaktan iltihaplanmış yaralarla kaplanmıştı ve çok kötü kokuyordu. Merak ediyorum acaba kaç insan vardır bu durumdaki bir sokak köpeği için kazanlarla su ısıtıp taşıyarak ona banyo yaptırıp fön makineleri kurutacak ve ilaçlayacak olan. Üstelik biz bunları yaparken canı çok yandığı için bizi sürekli ısırıyordu ve bir köpekten çok bir canavara benziyordu o ilk zamanlarda. Derken onca emek işe yaramaya başladı ve kar beyazı tüyler kapladı çıplak derisini. Neşesi yerine geldi. O günden sonra artık hiçbirimizi ısırmıyor, kendini bize sevdiriyordu. Artık herkesin sevmek ve sahiplenmek isteyebileceği kar beyazı olmuştu. Fakat iyileştikten birkaç ay sonra aniden hastalandı. Yemiyor, içmiyordu. Sürekli devam eden bir ishali vardı. Köpeklerde görülen ve geç teşhis edildiğinde de tedavisi zor olan gençlik hastalığına yakalanmıştı. Hastalığının ne olduğunu bilmiyorduk çünkü veteriner bizi bu konuda uyarmamıştı. Ona iyi baktığımız için iyileşeceğine inandık ama olmadı. Veterinere götürdüğümüzde doktor artık kurtarılması mümkün değil demişti. Yavru köpeklerin 2 ile 4 aylık dönemde aşılanmaları şartmış. Bu virüsler genellikle anne karnındayken anneden yavruya geçermiş. Ne yazık ki başımıza gelene dek bunların hiçbirini tahmin bile edemezdim. Ve birkaç hafta içinde zavallı hayvanın vücudu istemsizce kısılmaya ve artık kendini taşıyamamaya başladı. Doktor uyutulmasına karar verdi çünkü artık hiçbir şey yiyemediğinden acı çekiyordu ve yapılabilecek hiçbir şey de yoktu. Hayvanın acısını dindirmek dışında başka hiçbir çözüm kalmamıştı. Onu masaya yatırıp ölüm iğnesini yaptıklarında halam ve ben başında oturmuş hıçkıra hıçkıra ağlıyorduk. Birçok insanın sadece hayvan deyip geçtiği o canlı hayata tutunduğu o son dakikalarda bile sanki bize artık üzülmeyin, siz elinizden geleni yaptınız benim için dercesine patisini elimizin üzerine koymuştu. Bitki günlüğümde zaman zaman böyle anılara da yer verdiğim oluyor sevgili bitki dostlarım. Nihayetinde bu bir günlük. Bu seferki acıklı bir hikayeydi evet ama amacım sizleri ağlatmak değildi. Belki bunu dinleyenler bir sokak hayvanını sahiplendiklerinde artık ne yapmaları gerektiğini daha iyi bileceklerdir. Lütfen sahiplendiğiniz hayvanların aşılarını yaptırmayı ihmal etmeyin. Fakat bazen ne yaparsanız yapın yine de bir şeyler istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Herkesten fazlasını da yapsanız, hiç kimsenin daha önce yapmadığını da yapsanız daima kazanamazsınız. Çünkü hayat
daima öngörülemez sürprizleriyle çıkar karşınıza. Ama en önemlisi denemiş olursunuz ve her zaman denemelisiniz. Çünkü bu size hiç denememiş olmaktan 1000 kat daha iyi hissettirir. Sevgi ve umut hayatınızdan hiç eksik olmasın bitkin dostlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitkisevere ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.